Evet efendim, Lider Haber ekranlarına, İlham Verenler programına hoş geldiniz. Umuyorum ki harika bir hafta geçirmişsinizdir ve yeni gelecek hafta da sizler için harika olur. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ufak tefek cinayetlerin Taylan'ı, aramızda kalsının Mahir'i, Eltilerin Savaşı'nın Selim'i bugün bizlerle e, harika bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Sevgili Ferit Aktu ile e, o zaman ne diyelim, İlham Verenler başlıyor. Evet efendim konuğumu aldım ve geldim her pazar olduğu gibi bu pazarda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir oyuncuyu ağırlıyorum. Sevgili Ferit Aktu bugün bizlerle. Hoş geldin Ferit. Çok sağ olun. Ne güzel laflar, ne güzel sözler. Az bile az söyledik. Hoş geldin, ayaklarına sağlık. Biz sporda da seninle aynı spor salonuna gidiyoruz. Oradan da evet. Aynen öyle. Buradan da selamlar olsun. Evet, evet. Selamlar tüm ekibe ve üyelerimize. Gerçekten harika bir ortamımız var. Hemen davet ettim, dedim ne olursun yayınıma gel. O da tabii ki dedi sağ olsun, seve seve. Bugün burada bizlerle harika bir yayın gerçekleşeceğiz. Kendisiyle çünkü... E, i̇nanılmaz filmleri var. inanılmaz dizileri var. Oynadığı her karakter efsane. E, benim birçok favorim var. İlki e, şey. Ufak tefek cinayetlerdeki Taylan. Taylan. Evet. Orada böyle olaylardan asırıyız. bir kaos var ama Taylan hep kenarda. E, sonrasında Mahir var eşofmanla. Değil mi? Evet. Ya dışarı, dışarıda da böyle Taylancı çok var mesela. Bazen böyle hiç çok az süre, süren bazı dizilerden tanıyanlar oluyor. O çok acayip. Mesela... E, Koçum benim dizisinde ben çok azdır olayım. Bir, bir de ilk dizim yani 20 sene önce falan. Bazen böyle şey oluyor işte yılda bir iki tane. Koçum benim de çok tatlıydınız falan. <laughs> Ay adarın sen ona. Hemen, onlar çok ilgimi çekiyor. Şimdi Tabii. Bunlar çok parsellendi işte hı hı. Taylan, Mahir, Elçilerin Savaşı'ndaki. Elçilerin Savaşı evet tam onu söyleyecektim. Selim falan Aynen. ama böyle çok eskide kalanlar veya çok tutmayıp biten dizilerden tanıyanlar böyle onlar benim ilgimi çekiyor. Hı hı. ...aa oh, koçum benim de... ...aa oh, diyorum izlediniz mi onu ya? Ha, nasıl ya çok Hadi az sürmüştü aslında. <laughs> aslında az de çok uzun zaman oldu yani. 20 ha, yani sene oldu bitkiyi. Ha, evet harika. E, kavak yerleri öyle zaten ilk... E, ...şahsen ben ilk orada yani hani... Değil mi? Tavlak Gelleri de 2007'de hepimizin. başladı. Evet. Temmuz ayında. E, Haziran 30'una başladı galiba Tam ilk bölüm. Tam bir gençlik dizisi. Tam bir gençlik dizisi. Harika. Pinhaniler. <laughs> evet harika. An, yani. Orada bulduk be. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi konuşuyor olacağız zaten detayları. İlk ben şeyi merak ediyorum. Bu e, oyunculuk sektörü nasıl başladı? Kariyer hayatına nasıl başladı? Bunu dinlemek istiyorum senden. Şimdi ben üniversiteyi İzmir'de okuyordum. Ne ee, Orada... Okulun tiyatro kulübündeydim ve aynı zamanda İzmir'in özel... Söyleyebiliyoruz artık. Tabii ki. Sky canım. TV diye özel bölgesel bir kanalı vardı. Hı -hı. 19 yaşında orada canlı yayın sunuyordum ben. Harika. Baya baya sabah programı e, çekiyorduk. Baya canlı yayın sunuyordum. Sonra o kanalın içinde bir de e, yabancı müzik programı sunmaya başladım. Çok güzel. E, yani yaşım 19, üniversite 2'deyim Hı -hı. daha. Hı -hı. O işler öyle devam ederken işte yine... Üniversite devam ediyorum. Bölüm de peki bu arada? İktisat okuyorum i̇ktisat. bu arada, dokuz Eylül İktisat okuyorum ama pek de okuyamıyorum Hı -hı. yani e, genelde kalmakla meşgulüm o <laughs> derslerden falan. <laughs> o zaten üniversitenin şanındandır o ya. Yani, değil <laughs> mi? okurken <laughs> ya biraz bir de kalacaksın. Küçük bir yerden İzmir gibi bir il'e gidersen. E tabe. Baban annen sana daha ilk senenden ev tutarsa, tamam ya 17 yaşında böyle deniz manzaralı körfez manzaralı evin olursa ben şimdi tutup iktisata girişe nasıl, gelişe, nasıl ki? çalışayım? Tabii, abi? çok haklısın. Nasıl çalışayım yani o Recep Kökümün Profesörümüz bizim. Aha. Yani onun derse ben nasıl çalışayım? Matematiğe nasıl çalışayım? Matematik 6. sene geçtim mesela matematik. Ben de bu arada. <laughs> of sinüsler, kosinüsler. E o dönemde de ben sevdiğim işler bunlar <laughs> olduğu için işte mankenlik o zaman çok zayıfım. Böyle tombul değil. Şimdi yani. de canım o kadar aktif spor yapıyor. Vallahi Bakmayın spora öyle dediğini gerçekten. Yok. ben ne zaman görsem aletlerin üstünde. Yok ama yok. <laughs> ya. Yani çok ...yemeği sevdiğimiz için Ama olsun, gitmiyor. Ama telafi gitmiyor. edici davranışımız var öyle diyelim. <laughs> ne şekilde. güzel gözüküyoruz ya böyle. <laughs> Değil mi? Çok tatlısın. Ondan sonra o dönem işte... E, ...okulum da uzadı 6. <laughs> seneye. Dedim ki sadece iki dersim kaldı... ...mikro iktisatla matematik. E, sevdiğin iş bu. Git dedim İstanbul'da bir ders al... ...bir şey yapmaya çalış. Harun Özakıncı diye bir tane eski... ...starda sabah şekeri vardır. Çok sevdiğim bir... E, ...Harun abi çok sevdiğim bir insan oldu sonradan. İşte onun... Bir oyunculuk workshop'u var. Ee, her hafta meşhur insanlar geliyor. İşte e, mesela e, o, o zaman Olgun Şimşek oyunculardan hmm. geldi. Ozan geldi. İşte Serdar Akar geldi yönetmen. Her hafta bize bir şeyler anlatıyorlar. Ondan sonra biz performans sınıfıyız. Çıkıp böyle bir workshop programı. Yani oyunculuk. Mesela diyorlar ki daha da mahsur kaldın. <laughs> abi. Atlı birlikler geldi galiba. i̇şte daha da mahsur kaldın. <laughs> ee, i̇ki çiftsin. Oraya oyna yani. İşte <laughs> doktorla konuşuyorsun falan. İşte sayısal lotoyu biliyorsun tersten oyna. Sevilmeden üzülerek oynayacaksın falan. <laughs> ya yani böyle bir bir buçuk sene süren e, tamamen sana reji veriliyor ve onun üstünde oynadığın bir kamera önü oyunculuğu atölyesi. Hı <laughs> hı. O dönem içinde de yine gelip gidenlerden Erkan abi geldi. Erkan Akın kas direktörü. o Koçum benim dizisini çekeceğiz dedi. Sen uzun boylusun. Oynamak ister misin? Basketbol dizisi. Ne diyorsunuz dedim ben zaten basketbolcuyum. Yani e, basketbol oynadım gibi. lisede Aynen. ve üniversitede. Hemen atladım tabii ben de Hı -hı. öyle başlamış oldu. Aynen. Ondan sonra okul bitti ama okul tarafında hiçbir şey yapmadım. Yani hep bu tarafta devam ettim. Sonra koçum elimden sonra zaten kavak geldi. Yani koçum elimden sonra yine Erkan abi beni e, ANS'de çalışıyordu o zaman. Kampüs diye bir dizi oldu. E, sene 2004'te. Kaan Urgancı oğlu başrol. Tuğçe Hı -hı. Kazaz başrol. E, öyle Burak Altay. çok Nefis bir kadrosu vardı. Engin Hepileri, İstemi antuna Ekim Maden. E, çok güzel bir genç dizisi. O da 47 bölüm sürdü. Hı -hı. Bir buçuk sene sürdü. Ondan sonra bir az, Haziran Gecesi'nin diye bir dizisi vardı Özcan Deniz'in. Onun yapımcısı oraya... ...aldı beni. E bu aralarda hiç menajerim de yok... ...bu arada. Devamlı Hı -hı. oradaki yapımcı... ...oradaki bir şey alıyor. Hı -hı. Ee, Haziran gecesine başladım. Haziran gecesinde biraz... ...o dönem böyle rolüm azdı. İşte de biraz çoktu rolüm. Rolüm az olunca canım sıkıldı falan. Ben dedim askere gideceğim. Şu Askerlik aradan çıksın. Yozgat'a gittim. 6 ay. Yozgat'ın jandarma komutanlığından <laughs> öbet tuttum nizamiyede. Çok güzel bulaşıklar yıkadım. Ah. falan. Sonra döndüm. Haziran gecesi devam etti... Sonra da yine yine aynı yapımcı yürütücü yapımcıydı o zaman. Sonra kendi yerini açtı. Timur Savcı kavak başladı. Of iyi ki başlamış. Beni de oraya aldı. Efe'nin abisi, abisi olarak Metin karakteriyle. İyi, polis o çok uzun sürdü. galiba değil mi orada da? Orada polis Polisti. rolüydü. Evet. Bir e, öğretmenle galiba bir ilişkiniz vardı. Öyle Aynen mi Aynen yani, yani, öyle. öyle. Değil mesela çok severim. Ne güzel. E, çok güzel bir kadromuz vardı. Orada da çok mutluydum. Aslı Enver yani Aslan, Pelin Karahan Pelin Karahan, Gerçekten. İbrahim Kendirici. Ceren Moray ondan sonra kadro çok iyiydi. Ya yani o zamana iyiydi. göre hani e, yorum yapacak olsam bence inanılmaz bir senaryo, inanılmaz bir kadro. Gerçekten herkesin e, aklına kazınmış bir dizi. Yani güzel bir gençlik dizisiydi. Gerçekti yani. Evet. İzlediğimizde hani böyle gerçek bir şey izliyorduk. O hoşuma gidiyordu benim. Evet. Herkes çok doğal, içten. Tamim'e oynuyordu. O Herkesin yüzden, o yaşlara geçmiş. gelince hayal ortam ama şimdi tabii ekonomiden dolayı öyle bir ortam. <laughs> Değil mi? Biraz da o zaman. Valla ekonomiye girelim mi? Tamam. Yok ama tamam girersek... girmeyelim <gülüyor> <gülüyor> Kanal kapanmasın dikkat edelim. Yok yok tamam evet. Yani gerçekten güzel bir dizi. Sonrasında zaten dediğim gibi işte ufak tefek cinayetler. Ee, hele benim e, favori karakterim e, bu özellikle şey hatta yönetmenimden rica etsem o görüntüyü verebilirse şu... E, Gupsi Özay'ın etrafında senin 3 tur dönüp selamlar için diye favori senden. <laughs> Aynen. Sahne. E, çocuk yapmak 2010, için. 2020 e, yılı. Evet. Evet. Gerçekten. Birbirinden değerli projeler. Peki sen e, bugünkü Ferit Aktol olacağını hep hayal ediyor muydun? Yani ya, benim hiç öyle burada... bir hayalim olmadı. Hı -hı. Ben sadece sevdiğim işin peşinde koşturdum. 5 evet, i̇şte yani yani, sene de, sonra de, ne olur? 10 sene sonra ne olur? Yani öyle bir hayalim olmadı. Sadece iş yapmaya çalıştım Hı -hı. o kadar. Yani, Hı -hı. yani bu hiç öyle şeyler düşünmedim yani açıkçası. Peki oyuncu olmasaydın ne mesleğini seçerdin? Oyuncu olmasaydım mesela gençtim işte çok güzel basket oynuyordum. Aha. Bir iki sakatlık geçirdim falan biraz böyle ara vermek zorunda kaldım. Hı hı. Ama mesela basketbolcu olmak isterdim. Sonra iyi bir aşçı olmak isterdim. Güzelmek yapabilir ee... misin? Yok işte yani isterdim. <laughs> Yok hayır yani hani mesela seviyorsundur, ilgim vardır. Şu anda yemek yemeyi sevdiğim Bunu için. Meslek olarak yapayım Yok, mı? Yok yani yoksa... böyle iyi bir aşçı olmayı Hı. isterdim. Kendim de yerdim yani. Ah. Oh. Hani millet yesin diye değil, kendim, kendim yiyeyim. Kendim. pişir kendin ye. kendim pişir kendin ye. <laughs> Bence çok en güzel <laughs> Gerçekten onlar. Gerçekten öyle, evet kesinlikle. Peki e, komedi mi acaba senin için oynaması daha zor yoksa dram mı? Çünkü biz seni hep dramdan ziyade böyle komik rollerde. E ee, işte bir eş komik bir eş rolleri işte komik bir abi rollerine gördük gördü hangisi senin için daha zor oynamak Ya o ikisini de ben hiç ayırt etmek istemiyorum. Etmiyorsun, Komedi. Mi? Şimdi mesela biraz daha böyle dram bir rol oynuyorum. Mesela böyle gangster bir adam oynuyorum falan. Evet, ona da geleceğim. Arka sokaklarda. Evet. Ya bu da çok ayrı bir zevkmiş. Yani yıllardır eee ben hep iyi adam, işte evet, sempatik işte Mahir, çocuk Taylan falan. hepsi. Şimdi bu, bu da mesela ama yani şu an oynadığım rolüne şöyle bir geçerli var. Gangster evet. ama adamın mesela şöyle bir şey var. Durup dururken insanlara kötülük yapmıyor. Yani kendi geçmişinden gelen mesela üvey babasından taciz görmüş. Hmm. Ee, ondan sonra şimdi çok zengin, otelleri var. Kendi komisine bir salça oluyor, bir vatandaş, hmm. Arap bir vatandaş. O da da bunları yani çocuğu kurtarıyor adamın elinden. Adamı da alıyor yani. Normalde emniyete falan teslim etmen lazım ya. Bu gidip yakıyor aşağıda fırında. Hmm. Ya o kötü. Evet. Ben <laughs> o kötü. Yani ama işte bir taraftan da yakıyor işte yani. O, o da yakıyor çünkü. Geçmişinde o tacizi görmüş. Tabii artık kimse. yok. Tabii ki doğru değil. Yok. O, ama yani bir taraftan yani da, ona da doğru acım mu? Ona zamanda acınmadığını düşündüğü için aslında genel olarak Tefo karakteri galiba kimse acıması olmayan önüne çıkanı yıkıp yıkıp vuran bir tip galiba olarak karşımıza çıkıyor. Yani öyle ama işte geçmişten gelen mesela şu mevzusu olduğu Tabii için, travmalarından ha, travmaları olduğu Hı. için öyle bir şey denk geldiği zaman gidip polise teslim etmiyor da yakıyor. Hı. Değişik. <laughs> evet yani bu sene oynadığın <laughs> karakterler gerçekten dışında o yüzden aslında biraz seni de beslemiştir sanki evet. farklı bir karakter. Hani hep aynı dediğin gibi iyi arkadaş, hani iyi baba, iyi eş gibiden sonra böyle biraz daha farklı bir karakter. Belki sana da bir. Ya bu da işte yani kötü bir adam değil aslında bence. Ya kötü, yani, yani kötü adam derken neyi sonuçta... Yani kötü adam tamam birini tabii ki yakan <laughs> öldüren adam tabii ki kötüdür. Yani kötü bir adamdır sonuçta. Yapması gereken aslında gidip onu polise teslim etmesi veya işte neyse veya <laughs> döv yani. Ya tabii ki yakma. Ama işte yani ben tefuyu kötü kafamda kötü canlandırmamam lazım. Kotlamamam lazım. Çünkü normal bir insan kötü olmaya çalışmaz. Yani bu tabii. da kendi background'undan geldiği için öyle bir şey denk geldiğinde tamam onu ama o onun doğrusu o, orman Doğru. kanunu orada o yani. Hı hı, evet. Epey bölüm oldu değil mi? Arka sokaklarda kaçın. O ben 10 bölümde. bölümdür oynuyorum. Yok yani arka sokaklar. total sokaklar, arasında... sokaklar Evet. Kaç dedi? 19. sezonları. 19. Evet. sezon yani. Şevket yani, abi zengin oldu. Gerçekten öyle. Ben mesela şey hani zaten e, Şevket Çor bir çıktı tekrar geri geldi. Tabii tabii. E, değil mi? Başka bir diziye gitti. O da o da değişik bir isimde böyle tefol mu bir şeyliydi. Şevket abinin dizideki adı mı? Yok hayır bir gitti başka bir dizide oyunu sonra tekrar arka sokaklara geldi. Benim gözümde onları artık oyuncu değil polis yani, yani adamları <laughs> öyle kodlamışım hani yıllardır o işi yaptıkları için gerçekten <laughs> hani böyle şey gibiler o mesleği Özgür abine şimdi şey var ya, bir tane gibi. arkadaşımız var ismini unuttum. Röportaj yapıyor Özgür abiyle siz nasıl polis oldunuz falan ben polis değilim diyor. İzledin i̇şte, mi Evet. Çok komik değil mi? Gerçekten öyle. Yani onun ki hani onlar ya. tamamen e, polislik sektöründeki insanlarmış gibi yani gerçekten o Ali Rıza Bey bilmem ne hani inanılmaz e, uzun yıllardır devam eden bir serüven. seni de orada görmek çok güzel bence. E, inanılmaz bir Der kattın. Ali Rıza Bey değil bu arada? Ali Rıza Bey komiser değil miydi Ali Rıza? Ali Rıza, Bey? Rıza başka bir diziden aldı sen. Rıza. Ha ben yaprak Ali Rıza dökümü başka. pardon. Evet. Ben de yaprak dökümü açayım. Istiyorsan Ayşe. bunun doğrusunu öğrenelim. <laughs> ee, sonra Hah, şeyde. E, şu anda yönetmenim sağlsın. E, tefodan senin e, görüntülerden vermiş ortada. Bakın silah doğrultuyorlar hiç ya bana mısın demiyor. Harika. <laughs> Vallahi güzel. E, nasıl peki setler e, uzun bir aradan sonra mıydı senin bu arka sıklıklara dönüş arada? Ben yani... geçen sene bambaşka bir diye bir proje vardı hı -hı, yine hı -hı. Burak e, Deniz ve Hande Erçel. Aa evet evet yani doğru. O bitti hemen doğru. hemen 2-3 ay sonra falan da buna başladım. Doğru evet. O tempodan sonra tekrar e, yeni bir tempo arada biraz dinlenmek iyi e, geliyor. Bizim işte sana, yani bizim mi? işte hani böyle tutmuş bir işse mesela kabak gelleri gibi ise dört sene çalışıyorsun. Ama mesela ara ara diziler bitiyor işte 16. Horlar'da 20. bölüm bitiyorsa orada mecburen bir 3-5 ay bir şeyde oynamaman veya o karakteri unutman gerekiyor. Hı hı. Ee, o yüzden araları bo boşluklar olabiliyor yani. Hı hı. Boşluk tercih eden insanlar, tabii, oyuncu arkadaşlarımız de biraz var. Böyle Bazıları bir... da non devam ediyor ama. Evet. Kişiden kişiye Kişiden kişiye değişiyor. özelliklere göre değişiyordur elbette. Peki sen mesela bir proje geldiği zaman neye göre değerlendiriyorsun dizi, film, Hani okuyorsun senaryoyu? Senin için olurunu veya olmazını belirleyen şey ne oluyor senaryoda? Yani ben ilk önce tabii ki ekibe bakmaya çalışıyorum. Hı hı. Hani ekip nasıl bir ekip? Ee, ondan sonra hani yönetmen, işte senaryo, senaryoda böyle ben bunu kotarırım mı yoksa ben bunu güzel oynarım mı? Yoksa hani ya ben bunu galiba beceremem mi? Hani oralara bakıyorum daha çok. Hı hı. Evet. Yani biraz kadro dediğin gibi biraz Biraz daha önceden yapımcıyla çalıştıysam bildiğim e... bir yer mi? Aynen yani. Sonra? Maddiyatına da bakıyoruz tabii, e, tabii ki yani. Onlar, onlar eksisine, zaten. artsına Hı -hı. hepsine bakmak lazım. Yani. Tabii ki ben geniş Çünkü yapacağım. çok geniş bir yel, yelpaze olduğu için e, her şeyine tam olarak böyle nokta atışı yapman lazım. Yani. Bence Yoksa yani. sete mutsuz gidiyorsan i̇şte, olmuyor. oyuncular yansın olmuyor. direkt. Bu Aynen sefer öyle. kendi e, öyle. imajını işte bugüne kadarki ki başarılı e, oyunlarını zedeleyecek evet, evet. dizilerini hiç gerek yok bence de. Ama bazen aslında şunu görüyorum son zamanlar yeni e, oyunculuk sektörüne katılan insanlarda bu ayrım çok yok. Yani hep ekranda olmanın galiba yani değil mi? başında öyle olması normal aslında Hı -hı. yani. Ben bir şekilde olayım ve burada kendimi kabul ettireyim diyor. Sonrası o yüzden e, hani bir yerlere kadar belki ben de öyleydim ama yani bir yerden sonra her şeyine dikkat etmek gerekiyor. Tabii yani. orada çok inceleyip sık dokunmak, izleyici karşısına çıkmak yani çünkü gerçekten izleyici de gerçekten bir şey sevdi mi? Müptelası oluyor o yüzden onlara her hafta iki bölümlerde yeni güzel şeyler sunmak, o stresi oraya yansıtmamak bence dizinin kalıcılığını da ekranda kalma süresini de arttırıyor kişinin itibarını da aynı şekilde değil aynen mi yine aynen bu noktalarda aynen. çok fayda aynen. sağlıyor. Peki mesela şimdi senin de illaki oynadığın karakterlerden en favu bir tane vardır. <laughs> ee, hangisiyle hangi oynadığın karakterle bir gün geçirmek isteseydin desem hangi karakteri seçerdin? sonra. E, oynadığım karakterlerden en sevdiğim Mahir'di. Hmm. Aramızda kalsın da görüşofmanız. Evet. kırmızı Yok arabası, sıcak, kunduracı. Saf, Aynen, evet. kunduracı. Kendi halinde, annesini babasını kaybetmiş ama kendi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hep iyi insanlara denk geliyor. Kendi iyi iyi bir insan. O yüzden de iyi insanlara denk geliyor ama hep çok sakar, her şeyi mahvediyor. Bir şekilde de o iyiliğinden hep toparlıyor falan. Çok güzel bir hayatı vardı bence. Hmm. Çok gerçek dostlukları vardı. Gerçek arkadaşları kaldımla. vardı. Ee, çok iyi bir tipti yani hı hı. bence. Oradaki ekip de bu arada yani karakterden çıkıp işe baktığımız zaman orada işte e, yani nefis oyuncularla çalıştık. Gerçekten öyle bu arada. Uğur abiyle Nur'la yani Nur. partnerim Gamze inanılmaz bir kızdır. Ondan sonra Gökçe Bahadır yani nefis bir kadroydu. O yüzden o günlerimi çok özlerim yani çok hı hı. çok temiz geçirdiğim bir dönem. Evet Gökçe Bahadır bu arada benim de en sevdiğim ve en beğendiğim kadın oyuncular arasında hatta. Yaprak Döküme Aşığı'yım ben. Yani kaç kere izledim, kaç kere hala oturur duygusal bir sahnesi varsa ağlarım. Halbuki mesela 8886 kere izlemişimdir. Bilmem kaç kere gözyaşı akıtmışımdır ama yine ilk defa izliyormuşum gibi gülerim, ağlarım. O kadar e, özel bir dizidir ki benim için. O yüzden evet. Gökçe Bahadır'ın yeri bende Gökçe'de de çok ayrı. Bence de, çok Çalışması da eminim ki onunla çok keyiflidir. Çok içten, yani. çok gerçek. Yani her zaman full konsantre. Sette hiçbir zaman ben problem... Ya kimseyle de yaşadığını görmedim. Evet. Yani nefis bir kız yani. Sadece Volkan'a biraz tutunsa sadakatsiz rolünden dolayı. Ne? <laughs> sadakatsiz de Volkan rolü. Neydi Gökçe Bahadır'ın partneri olan kişi. Aramızda kalsın ismini unuttum şimdi. İtalya'dan geldi hani. Sinur şey, Kaya'nın şey. kardeşi rolündeki. ismini unuttuk <gülüyor> caner. <gülüyor> ha, caner. Caner Caner Cindoruk değil mi? Aynen, Doğru. aynen aynen. O işte sadakatsizce bir dizide oynamıştı ya. Bu da oluyor mesela oradaki rolünden dolayı o adama karşı artık karısını aldatan işte e, başka biriyle ilişki yaşadı sonra karısına çok çektirdi falan. Karısı, eşi de şey Cansu Dere izledi Can mi Dere o mi? diziyi? Cansu evet. Dere izledim izledim. Mesela o yüzden böyle şey oldu insanlar kötü bir rol oynadın mı atamıyor izleyici onu bir süre sonra. Ben mesela hala o rolden dolayı sinirliyim ona. yani evet, sadece. Evet yani tabii o ondan önceydi ama mesela şu an bir yerde görsem ay Volkan mı falan oluyorum hani hala atamamışım zihnimden. O şeyler. Sen de tabii çok bu olmuyordur. Yani benim mesela babam da öyle senin gibi. Hı. Annemle evde televizyon izliyorlarmış. Mesela Kendi diye bir karakter vardı. Hatırlar mısın eskiden? Neydiye? Eee dizinin adı neydi ya? Kendi diye kötü bir karakter vardı. Ay biliyorum. Karagül müydü? Ha Karagül müydü? Karagül. Öyle bir dizi. Evet, i̇şte ondan evet. sonraki dizide abi iyi rolü oynuyormuş. Hı hı. İşte annemle de izliyorlar falan. Abinin de adını unuttum ya. Ben de unuttum. Ee, şey Birinin de eşi aslında çok kıymetli evet, birinin evet. Eşi Neyse Esiler iyi rolle oynuyormuş. Babam böyle yapmış izlerken. Sanki biz ne olduğunu bilmiyoruz He? bu adamın. İşte, <laughs> ya öyle o şey. ben. Ay, hani demiş ki ya öyle bir şey olur mu demiş ya adam rol yapıyor. Yok yok sanki biz bilmiyoruz bunun ne olduğunu. Gerçekten yani Yani adam kötü oynuyordu iyiye geçti işte yani. Evet yani. Hele şu da... mesela Kızıldık Şerbeti Fatih. Adamı bayağı tokatla bir uygulaması çıktı. Yakaladın evet, mı ya. onu? Yani öyle bayağı şey. Yani, Fatih tokatla diye. Söyledim. Yani uygulama her vuruşunda adama bir de sesi falan öyle güzel ki ben hiç indirmedim ama hani gerçekten oyuncuya böyle eğer rolü şeyse izleyici onu uzun bir süre atamıyor ama aynı şekilde iyiyse de sempatisini kaybetmiyor. Çok garip bir şey. Mesela ben işte Yeni Yaprak Dökümü örneğinden gideyim. Mesela hep işte Gökçe Bahadır'a üzülürüm. Çünkü Leyla karakteriyle hala benim için bir şeydir o. Belki de o yüzden çok seviyorum. Hani içten içe böyle bir değişik biraz psikolog olmanın da verdiği bir şey. Belki gereksiz bir analiz yapıyorum orada ama bu tarz değişik şeyler izleyici açısından da oluyor aslında o zaman. E yani işte yani babama bile oğlu oyuncu ya. Tabii. Yani sanki biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz ne. Değil mi? Evet. Peki hiç böyle partnerlerinle dizide işte hani sonuçta hep iyi şeyler olmuyor. İlla ki uyumsuzluklar da oluyordur. Böyle komik e, anlatabileceğin ya da tatsız belki paylaşmak istersen. Öyle anılarım var mı sette? Ya partnerlerimle hep genelde böyle çok iyi olmuşuzdur. Güzel partnerler. Gupse özel, evet, Bade evet. işçi. Gupse çok tatlıdır. Ondan sonra Bade... Ee, çok tatlıydı. Mesela Didem'le bir ara, kavak yerleri çok uzun Aha, sürdü ya. Tabii, tabii. Didem insanlarla bir ara işte Dağhan'a böyle rol veriyoruz falan filan. Böyle oyun veriyoruz yani. Dağhan'ın teknesi çekiliyor. Hı hı hı. Ben de şöyle hafif dürttüm hani çocuk açığa bakmasın. Çünkü Dağhan açığa bakmayı sevmez. Hani kameraya yaklaş gibi. Ne içiyorsun olsun be gibi bir şey yaptı böyle. Ve biz orada aslında iyi kestikten şey. sonra biz bir tartıştık saçma sapan. E gitsene işte çocuk sevmiyor işte profil çıksın falan filan derken biz bir tartıştık. Bu arada Dağhanın teknesi güzel çıksın derdimiz o yani. Teknesi. Hani... <laughs> küstük bayağı 2-3 ay falan hiç konuşmadık. A -a. Sadece merhaba merhaba ama sahnemiz oluyor böyle bayağı güle oynuyor oynuyoruz falan. Sahne bitiyor hiç konuşmadan devam ediyoruz. O da değişik falan. değil mi onu yönetebilmek tabii, de bence. Tabii tabii yani 3 ay Büyük öyle küstük stres. yani değişik bir şey sonra bir bayramdı bayram öncesiydi falan bir şey oldu o dedi böyle gel lan gel dedi ya, ya. bayram geliyor dedi barışalım Allah canım benim diyor, böyle. ya böyle sarıldım ya evet o tarz e, tabii şeyler saçma ya, ya hem ya, saçma değil demek ki yaşanması gerekiyormuş ama şey garip yani sizde de o çok yaşanıyor Küçü de olsan kanlı bıçaklı virin de senin karşına oynayacaksın diye koysalar yani onunla partner olabilirsin ee, ne bileyim işte yani yakınlık içinde olabilirsin falan bu tarz şeyler sizin içiniz Değil yani mi? sizin işiniz için aslında bence stresli kısımlarından bir tanesi. Yani belki bir kaşık suda bu adamla can ciğer kusarması olabilme ihtimali de işte var. yok işte onu yani bir şekilde ayarlıyorsun işte canım Hı -hı. hiç öyle zaten çok zıtlaşma gibi bir şey olmaz herhalde zannetmiyorum yani. Hoş bizim setlerde böyle bayağı saçma girenler de oluyor ama. illaki işte onlardan ee... dolayı onları düşünerek söylemezler. senin olduklarını. Sen Eyvallah. yani olmaması sen, lazım ama Aslında çok şey gibi yani. sen de bence birini kavga etmesi için çok zorlaması gerekiyor gibi. Yani ya ben oyununu... de aslında şöyle bir şey sabır el fersahımdır ben. Evet yani Sabırlı çok çocuğumdur. belli bu arada. Ama Karadenizlik'ten de gelen yani bir yerde artık o sabırımla benim böyle bir şey oluyor yani. Hani Hı -hı. saman alevim var benim de böyle bir hızlı bir Parviz. yükselişim var yani. Ama böyle o yüzden olarak... hani işte tabii ki onu daha çok tutuyorum ama yani normal hayatımda ee, çok sinirlen trafikte mesela çok sinirleniyorum. O zaten. trafikte zaten artık hepimiz, yani. hepimiz, mi? hepimiz. o bence evet. artık bir kıstas değil kişilik özelliklerine. O çünkü herkeste olan bir şey gibi. E, o yüzden bence onun dışında böyle genel uyumlu tam böyle bir aslında rollerinin e, şeyi. şey be. Evet gerçekten öyle. Bak hani burcun da senin bu arada? Akrep. Akrep mi, koç musun diyecektim. Koçlar mı öyle? Yani ben mesela koçum. Ee, koçun özel yani böyle hani tanıdığım kadarıyla da sanki dışarıdan da aldığım varlığa göre koçsun gibi yok, düşündüm ama. Hiç akrep, yükseğim de oğlak. Hmm, hiç alakası yok o zaman ama akrep deyince belki de psikolojik olarak bilmiyorum. Akrebin de özelliklerini taşıdığını düşündüm şu anda. O duygusal. Akrep işte falan. kıskançtır aslında en büyük yani. özelliği. Geçimsizdir biraz. <laughs> Ondan sonra biraz otoriteyi sever yani benim hı hı. burç özelliklerini ben taşıyorum aslında biraz yani. Değil mi? Yükselen de çok etkili bu arada. Yani. İşte yükselen biraz toparlıyor beni. Oğlak biraz daha yerden oynayan bir <gülüyor> <biz>. <gülüyor> Ay bu burçlar da gerçekten artık ben başta... O kadar çok gündemimiz oldu ki farkındasın ama Artık herkes bir şekilde bu soruyu yöneltiyor. Burç konusu böyle insanlarda hani... Her şeyini böyle bir burca bağlama olayı gelişti insanlarda. E, bende de var bu arada son zaman yani sinirine işte koç siniri, e, başak siniri falan diye böyle... E, çok yaşıyoruz yani bunu bu e, aralar ve herkesde bir burç herkes bir burç astroloğu oldu başımıza. Ama güzel bir şey. Bizim Yok, tabii, işte mesela evet. atıyorum eee Bunun nedenleri... burcu nedir falan diye konuştuğumuz zaman mesela bu yengeçtir ya falan oluyoruz mesela. Hı -hı. Böyle işte o da güzel. Yengecin özelliklerini ya, bilip tabii. ya bu karakter yengece yakın. Yengeç mi bu acaba falan gibi şeyler de güzel. Bizi donelendiren bir şey mesela. Ya, Çünkü yengecin 50 bin tane sıfatı olduğu için hı -hı, altında hı -hı. Hani bir anda bu karakter yengeci ha o zaman öyleli gibi bir Yo, şey oluyor. Zaten onlar okey onlar çok tatlı bence ama bazen de şimdi psikolog kimliğimle mesela bazı anormali davranışları burçlarla açıklıyorlar. Hayır abi bunun burçlar alakası yok yani hani orada bizim aslında çatışıyoruz biz şeylerle psikologlar ve astrologlar gibi hani bütün kötü özellikleri onlar. Neyse bu burcu nereden geldik ya ben, ben seni istiyorum. bu arada sana ben seni istiyorum. şöyle bir şey var <laughs> mesela geçen biz de konuştuk ya mesela yengeç Burcu <laughs> tamam mı işte yengeç Burcu'nun konuşuyor var ya. Ya dünyada 8 milyar insan var değil mi? Yani 6 ile 8 olmuştur herhalde. Olmuştur. 7 diyelim ya. 7 Yok, milyar ortası. insan var diyelim hadi. Yani 7 milyar insanı şimdi 12 tane burç var. 12'ye böl. 500 milyon tane yengeç burcu var dünyada. Eşit dağılsa. Şimdi 500 milyon insan aynı olabilir mi ya? Olamaz elbette hayatta olamaz. Ya olabilir yani. mi böyle bir şey ya? Yani devamlı mesela bu bu bilmece. Ama işte falan inanma falan kalma. Güzel mantık. Ya, tabii işte. Yani, yani hep sohbet oluyor. İyi geliyor. İyi geliyor. Etkilendik. Nelerden etkilendik, nelerden etkileneceğiz gibi. Peki Ferit'ciğim şey soracağım sana. Kamera karşısında gülmemek için hiç e, böyle kendini zor tuttun. Hani bazen gelir böyle patlamalı gülmek isteriz falan. Öyle bir anın var mı? Var tabii ya. Hep eğlenceli işlerde oynadığım için. Yani mesela e, arka sokak, arka sokaklarda değil tabii ki. <laughs> Aramızda kalsın setinde çok yaşıyordum işte. E tabii. Yani Bin Nur'la oynadığın için. Hı -hı. ...Bin Nur'la olan sahnelerin hepsinde böyle bir... <laughs> ...falan oluyorduk yani. Ee, bir de... Elçilerin Savaşı'nda işte Gupse ile o... ...Selamun Aleyküm sahnesinde... ...ve onun evet. akabinde hemen... Yata, ...yatakta bir sahnemiz var. Aslında ben yataklık sahnede çok mi Şeymiş yani, o, e, eltisine... Dönüyorsun, duruyorsun, bir önceki sahneyi anlatıyor. Hı -hı. Hani dönüyorsun... ...Selamun Aleyküm diyorsun... ...Aleyküm Selam da diyorum... ...cevap vermiyorsun, tekrar dönüyorsun... <laughs> Ben mesela o sahnede bayağı çekemedik yani. Öyle devamlı güldük. Gün boyu güldük yani. O laflara devamlı güldük 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 en son çektik belki 10. tekte falan çektik. Değil mi? Bir de o tabii biz bir bölüm izliyoruz ama siz kim bilir arkada kaç tekrar sürekli gülmekten, etmekten ama Gupse çalışmak bence inanılmaz bir şeydir ya. Değil mi? Böyle bir, yani çok iyi bir meç oldunuz bir kere. Evet, evet. Güzel. Yani tam doğru şey oldu hani onun e, eşi rolünde. işte aile babası. Diğer taraf biraz daha uçuk kaçık. Siz böyle daha şey bir ailesiniz falan. En sonunda çocuklar oldu zaten o dizide de değil mi? Tabi Aynen. Çocuklar oldu. Hı hı. Arkadaşlar sesleri kısalım. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar <gülüyor> oldu bitti. Evet, 2020'nin en fazla izlenen filmiydi o zaman. Gerçekten öyle. 3 milyon 900 bin kişi gitti. Covid'e denk geldiğinden o kadar gitti. Doğru. 5 milyon falan diyorlardı Sonrasında, normalde. Evet, o Covid zamanıydı tabii. Yani ya öncesi ya sonrası mıydı? Ee, ya. Ocak Ocak 30'da girdi 2020 ha, yılında biriz döna. Martın 15'inde kapandı Hı -hı. sinemalar falan. Yani 45 günde 3 milyon 900 bin kişi izledi. Çok iyi yani. Tamam. Gerçekten tamam. o noktada. Peki mesela evet zaten Kupçu Özay yanı yönetmenliğindeydi o dizi değil mi Haziran savaşı? Yok yönetmeni onu şey, senaryo ona aitti yani. Senaryo ona Sen peki bir günlüğüne yönetmen olsan, işte senarist olsan nasıl bir şey çıkarırsın ortaya? Ne gelir senden? Bir şeyin yönetmeni olsam nasıl bir şey olur? Aynen yani bir dizi, bir film hmm. çekiyor olsan ne türde bir şeyler çekmek seni mutlu eder? Ya ben böyle karışık bir şey çekmek isterim. Yani zaman zaman komedisi olan, Hı -hı. zaman zaman dramı olan. Yani kendi içinde hani o dinamiğin böyle devamlı Göndüğü, öyle bir şey çekmek isterim. Yani sırf komedi veya sırf dram bir şey çekmek istemem açıkçası. Yani hayat gibi Krişik. böyle komedisi de olsun, dramı da olsun. Acısıyla Gülelim tatlısıyla. de ağlayalım da. Mesela Çağnurman Babam ve Oğlum'daki o hani ya, evet. Çetin abi'nin kollarını açıp da orada ağlayıp da arkasından bin Nur... E... Abi'nin adı neydi ya? E... Ege Yetkin ikincileri evet. kovaladığı sahne. İnanılmaz bir sahne yani. Hani 5 saniye önce ağlarken 5 saniye sonra birden ha ha diye gülmeye başlamak. Yani nefis bir sahne yani. Tabii. Bak söyleyince bile o da çok eski evet, dizilerden evet. biri aslında. Hakikaten tüyleri ürperten senaryolardan, dizilerden, filmlerden bir tanesiydi. O kıvamda bir şey yapardım diyorsun. O aynen yani. öyle bir şey yapmak Değil isterdim. Mi? Sen nasıl bir film çekmek isterdin güzel güzel Sen de sanki bir eğlenceli bir film çekmek ben, isterdin. Ben evet vardı. Ben çeksem eğlenceli bir şey çekerdim ya ben de. Yani böyle deli dolu e işte her şeyin olabileceği bir sonraki bölümün aslında. Sen direkt tahmin... Avrupa yakası falan mı çekerdin acaba? Gibi aslında bence. <laughs> <gibi gülüyor> Ki mi e, evet Tam yani komedi bir sonraki olsun bölümün mi? aynen asla tahmin edilemeyeceği tamamen ters köşe yapacağım bir, e, bir şey çekerdim bence Avrupa yakası güzel bir örnek oldu. Bak ben de eskilerden örnek vereyim mesela senin belki oraya yaşın yetmez. <laughs> Mavi Ay diye bir dizi vardı yabancı dizi. Hatırlamıyorsun. Yabancı mısın? gelmiyor. Willis falan yani bu anlattığım yani ben çocuktum yani. Ee, 92'ler falan, 93'ler ee, yoksun herhalde <laughs> daha, değil mi? Evet, Sen büyük ihtimal yoksun. <laughs> var mısın? varında da olabilir, yoku da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ya yaşını olabilir. sormadık, var mısın, yok musun? <laughs> ama şimdi yok dersem direkt çıkmaz mı? Çıkar. Evet. Varsam bile hatırlamazsın. <laughs> ha, ya. Mesela, Öyle orada diyeyim, çok güzel, <laughs> Bruce Willis ve e, oradaki hanımefendinin adını da unuttum, klasik. Bunlar dedektifler hı hı. ikisi ortada bir tane desk var deskte de bir sekreter var yani beş karakter falan oynuyor diziyi. Hani beş kişi falanlar devamlı her bölüm yeni hikaye bizim arka sokaklar gibi ama komediyle çözüyorlar. Yani bunlar birbirine bir taraftan aşık da flört de ediyorlar ama hiç belli etmiyorlar falan. Hı. Yani öyle bir şey de çekmek isterim aslında öyle, öyle o tarz bir şey de yani tabii isterim. Dizi izlemedim ya da film miydi ne dedin? şey bu diziydi. Ha, diziydi izlemedim ama anlatımından biraz yakaladım o da giderdi bence sana yani seni orada hayal Ha yani seni. hem komedisi olan evet. hem gerçekten o her bölümkü ki dedektiflik işini çözmeye çalışmaları <laughs> falan nefis bir işti. evet güzel peki görür müyüz ya böyle yok mu öyle bir proje? valla yönetmenlik valla hiç öyle bir aslında ben çok isterim yönetmenlik evet. yapayım ama ya onun için çok işte başlamak lazım kısa filmlerin olması lazım ondan sonra yani pat diye yönetmenlik falan zor yani hmm biraz daha e, sahada olduktan biraz daha e, oyunculuktan yani biz, sonra belki zamanla e, olur Ya diyorsun. o ayrı bir mesai. Bizim bu mecra yani. ayrı bir mecra. Gerçekten. Yani yönetmenlik değil de mesela yapımcılık aslında yapabilirsin. Hı hı. Yani bir oyuncu yapımcılık yapabilir ama yönetmenlik yönetmenlik yani o ayrı bir iş yani. Doğru. Onun bayağı tekniğini, her şeyini falan bilmen lazım Tabi Tabii yani bir sürü dikkat edilmesi gereken işte ince eleyip sık dokunulacak oyuncu seçmek Bunların hepsi gerçekten büyük meşakkat ben orada inanılmaz e, saygı duyuyorum. Yani hani gerçekten çünkü o kadar başarılı ki oynanılan karakterlerdeki o eşleştirmeler bunlar arka planda inanılmaz e, zaman alıyordur kişi için. Bence zordur da yani düşünsene değil mi? Şimdi yönetmensin bir karakter var birini meçleyeceksin kimi koymak e, kimi koyacağım, kimi koymayacağım falan bunları düşünmek de aslında. Yani tabii orada kas direktörleriyle yani çeşitli hani, yardımcıları yardımcı var sonuçta. Olan. Yönetmen de hepsini Hı -hı. tek başına yapmıyor. Yardım hani 3-4 tane asistanı var. Hani yönetmen e yardımcısı öyle. var. O kas direktörleri bütün her şeyi işte kafasında ne varsa sanata söylüyor. Sanat ona göre yapıyor sahneleri, dekorları falan filan. Ama yani çok zor bir iş. Yani ben mesela herhalde elimi o taşın altına so sokmam yani. Hı. Zor bir iş çünkü. Gerçekten öyle. Şimdi ben de bir düşünüyorum da hani e evet eğlence, eğlence falan dedik ama Yapar mıydım? Ben de böyle galiba daha çok kamera önünde olmayı tercih ederdim senin gibi. Yani kamera, işte çünkü. kamera önünde şey sen kendinden mesulsun. Yani Hı -hı. kendi performansın. Tabii yaparsan, iyi yaparsan da senin, kötü yaparsan aynen. Da senin. Aynen ama yönetmen her şeyin sahibi. Tabii. Yani oyuncu performanslarından sahnedeki dekordan yani teksten yani her şeyden o sorumlu aslında. Tüm totalden sorumlu yani. Hı -hı. O yüzden orada çok zor çok zor bir iş yönetmenlik. Tabii ki. Tabii ki gerçekten yönetmen gerekiyor. <laughs> yönetmen gerekiyor. <laughs> Tam anlamıyla yani, yani o süreci yönetmen Ama yapmak isterdim yani yapmak istemiyor da değilim ama bilmediğimden <laughs> yani orayı böyle hani şimdi yapmaya başlasam atıyorum şimdi 45 yaşındayım. hani 55 yaşına kadar patinaj orada da yani 55'te bir şeyler çıkartabilirsin bence. Yani o yüzden bildiğim yoldan ya geçer. Yani evet. Konfor evet. alanı zaten evet. her zaman kişi için en güvenli yer yani onun dışına çıkmaya genelde böyle çok... ...tekiniriz ederiz. Belki de o yüzden ben de. Belki yapsak çok da iyisini yapacağız. Ya, tabii ki. Bir yani. de da var yani. Var bizim de kafamızda bir şeyler. Yani işte, tabii ki. <laughs> yani, ama yapımcılık yapabilirsin mesela. Hı -hı. Hani oyuncuysan yapımcılık... Hani ...yönetmenini bulursun, oyuncularını bulursun... yönetmenini anlatırsın ben böyle bir şey istiyorum diye. Ondan sonra paranı da yatırırsın. Ondan sonra evet. çıkan işe bakarsın. Ben mesela psikolojiyle alakalı bir şey yapmayı... ...çok isterdim. Çünkü bir dönem... E, ...inanılmaz yani evet az önce... ...Binnur Kaya'dan konuştuk mesela... Bizim Kırmızı Oda'da biliyorsun oynamıştı. Bizim meslekte mesela e, o diziye karşı işte birçok bir doğru bilinen yanlışlar var diye falan böyle bir e, bir dönem linç falan oldu psikologlar tarafından. O yüzden böyle psikolojiyi doğru e, yansıtacak bir şeyler de çıkarabilirdim belki evet komedi falan diyorum ama psikolojiyle alakalı da bence bir şeyler çıkabilirdi diye düşünüyorum güzel benden e tabii sen yani. Sen kendi okulun olduğu için şeyine girecek olsaydım mesela o şekilde bir şeyler de olabilirdi. İhtiyaç da var bence çünkü buna halk çok sevdi. Kırmızı Odayı işte izledin izledim i̇zledim, izledim, onun tabii onun gibi ki. böyle birkaç dizi daha vardı mesela halk çünkü kendinden bir şeyler gördü. Orada nasıl döktürdü değil mi? Çok güzeldi yani gerçekten hani tabii ki senaryo olduğunu unuttuk bazen hani hani bizim ama galiba bizim senary senaryo yani. hep yaşanmış hikayeler diye biliyorum. Evet evet yani ben de öyle biliyorum ama işte hani bazen bazı psikolog ve işe ilişkilerini yanlış gösterdiği düşünülerek işte bazen bizim psikologlar camiada böyle bir ee, sorun oldu ama zaten dizi yani biraz da bunları katmak gerekiyor değil mi? Tabi. Tamam. Arada yani her şey Kur'an'la tamam. kitabına göre olmuyor. Orada biraz belki e, diziye göre uyarlamalar yapılmış olabilir. Evet Doğan'a tamam. bana bir sorun var mı? Evet. Var. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <laughs> <laughs> Şimdi e, hep avantajlarını konuştuk aslında bir noktada daha doğrusu aslında şöyle sorayım oyunculuğun avantajları ve dezavantajları neler çünkü biz izleyici olarak bence hep avantajlı bir noktada oyunculuk yani ne kadar güzel gidiyorsun geliyorsun sana bir karakter biçiliyor onu oynuyorsun izleyiciyle buluşuyorsun falan gibi bunun dışında bilmediğim ya bize söylemek istediğin oyuncu olarak bir avantaj var mı ve dezavantajı neler? Yani o, o, tabii ki göz önünde olmak güzel bir şey tabii yani canım. sonuçta. Yeni bir ortama girdiğin zaman sen hep orada sevilen adamsın evet. yani. Çünkü televizyondan da seni sevdikleri için e, hep böyle bir avantajlısın yani. Hı hı. E, avantajı o. Dezavantajı, oyunculuğun dezavantajı... Ya, yani bazen böyle hani kafam bozuk oluyor, bir şey oluyor, şey oluyor, bu oluyor falan. Yolda yürüyorsun, gece Yani kafan dalgın. Yani böyle... Çekiliyoruz hep tabii ki fotoğraf da bazen böyle yılda 2-3 kere falan. İstemediğin adam. Yani istemediğin Modun, değil de adam diyor ki ya abi bir de şöyle çekilelim ya abi bir de böyle çekilelim. Bir de selfie çekilelim falan. Oraları zor. Yani ben şimdiye kadar kimseyi bozmadım ama hı hı. yani oraları zor. Onun dışında bir zorluğu falan olduğunu düşünmüyorum. Bir ben. de şöyle aslında ondan da ziyade belki şu da olabilir. Bizim için şöyle bir zorluğu hı. var bu arada. Ee, yani mesela bir iş yapıyoruz tabi. Bir dizi çekiyoruz, dizi bitiyor. Dizi bitti yani bir işten atılmış gibi oluyorsun bir kere. Ay evet. Yani mesela atıyorum ben geçen sene bambaşka biri ya reytingleri kötü gidiyor dendi. Şu oldu, bitecek dendi. 14. bölüm bitti. Şimdi kimse başta bitmesini beklemiyordu işte Murat Deniz Erçel falan filan. bayağı e, kısa bir, sürdü. Bir anda işten atılmış gibi oldun. E, paran kesildi, işe gitmiyorsun, iş bitti. E, moda Bu, girmişsin kendine hazır. Senin kariyerin boyunca 30 kere olabilir. Yani benim mesela be şu ana kadar 20 yıldır yapıyorum bu işi. Yani 7-8 işim hızlı bitti. Yani ben 7-8 defa bu 20 yılda işten atıldım aslında. Hı hı. Ve bu işte bu var aslında en önemlisi. Dezavantajı. İşten atılma. Yani işten atılmış gibi oluyorsun evet, çünkü iş Evet doğru çünkü zaman. bir anda yani kendi evet. oda sokmuşsun. Atıyorum sana 50 bölümlük senaryo okutulmuş 14'te tak. Bitti. Gerçekten Aynen. öyle bir dezavantajı, bu. dezavantajı olabilir. Bir de aslında fotoğraf konusunda şunu da söylemek istiyorum. Ben de görüyorum çünkü bazen. Hani yine sen mesela izinli olan kısmından bahsediyorsun. Şey de çok rahatsız edici. Uzaktan böyle hani çekmeye de çalışıyorlar ya bazen. Mesela o da bence evet. aslında dezavantajı evet. sayılabilecek noktada. Yani belki gerçekten bir yemek yiyorsun, çekilmek istemediğin bir an kendi kötüyü hissediyor olabilirsin falan. Bu da aslında yine ünlü hatta influencerların da son zamanlarda böyle çok yakındığı konulardan bir tanesi. ve Bence bu da aslında... E edici. burada biraz özel hayata saygı olmalı değil mi? Yanda gittileşin farkındayım ben de. Ben de bir sinirlendim. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> arkadaşlar yapmayın. İnsanlar oturup yemek yerken değil mi? Darlamayın evet, insanları ya. Yani yemek Duyuyorum ya. Yani. Bir bakıyorsun sağdan biri böyle çekiyor. Çak, şak, sen şak. Ben çektiğini da Ne yapıyorsun? Onu ne yapış lan? Ha. Ferhat'ı gördün mü diyeceğim yani gel yani? Hani sen zaten kırmayan ha. bir insansın. Ne selfie de çekilirsin ne bileyim. Hani bu tarz şeyler gerçekten olmamalı diye düşünüyorum. <laughs> gerçekten evet şimdi benim sana o kadar çok sorum var ki yani Hadi hangi bakalım. birini nasıl yetiştireceğim bilmiyorum sosyal medyada aldığın en ilginç yorum neydi oyunculukla ilgili <laughs> sosyal medyada aldığım en ilginç yorum ya da böyle kötü yoruma maruz kalıyor musun mesela çok fazla kötü yorum Ya şey, hani okumadım, böyle, okumadım açıkçası bence de zaten çok tahmin ediyordum bu cevabı vereceğini de hani Böyle son zamanlar inanılmaz insanlar hep çünkü saldırırlar ya ünlülere vesaire. O konuda biraz dillerinde kemik olmuyor bazen. Yok vallahi ben okuyucunun. o anlamda galiba bir şeytan tüyüm var. Öyle çok fazla kötü yorum okumadım. Hı hı. Yani neredeyse hiç okumadım yani. Ee, yorum Ya şey böyle mesela ekşi sözlüğü falan okuyorum bazen. Hı hı. İşte oradaki bazılarının yazdığı şeyler çok hoşuma gidiyor. İşte ekşi sözlük evden zaten. biri gibi. Gerçekten ee, öyle ne güzel yani açıklamış. Google'a abi yazın bu adam çıkar fotoğrafı evet. falan filan. Hiç tanımıyorum ama iyi bir insan olduğu çok belli falan. Hı hı. Yani öyle yorumlar tabii hoşumuza gidiyor. Yani. Ya Okuduğunda... tabii insanı beslemez mi? Yani gerçekten öyle. Ben de mesela sürekli izleyiciler bizim yayınlarımız YouTube'a yüklenir. Hep bakarım oradaki söylenilen bir konu bir ufak bir yorum insanı mutlu eder ki sana eminim ki daha fazlası. E, geliyordur. O yüzden bence çok ufak gibi görünen ama insanı çok besleyen noktada. Aynen öyle. Yani Onlar olarak... çok motive ediyor insana. Böyle şey oluyorsun. Evet. Aynen. <laughs> Daha iyisini <laughs> yapmak için insanı böyle bir güdüleyen, çabalayan evet, evet, bir tabii. noktaya getiriyor. Gerçekten öyle. E, peki bu, e, şimdi biz tabii izliyoruz. E, bize göre işte çok zor olduğunu anlayamayabiliyoruz o sahnenin ama illa ki sizi çekerken zorlayan, böyle tehlikeli olan sahneler vardır. Var mı sende öyle Bizim yani, anlamadığımız zaman. Mesela arka ufak planda. cinayetlerde son bölümde e, denize düşmem gerekiyordu. Kışın Aralık ayı. Aralık'ın hmm. böyle 25'i falan. Deniz ha de suyu... bir sahne vardı. Orası mı? Yok o Mer Merve'ydi galiba. Merve'yle olan sahneydi. O değil. Yok bu sonlara doğru. O, o ga galiba Merve'ninki daha ortalarda hmm. falan olması lazım. Merve bir denize de girdik oyunculukta de galiba. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Merve Aksak oyunculuğu. Bu arada biz çok özür dilerim lafını keseceğim. Mesela ufak tefek cinayetler zaman ben üniversitedeydim ve salı kahvaltıları vardı ya kızın kızların. Yani biz de salı kahvaltısı falan yapardık, ona öyle bir kendimize şey getirdik falan, Çizkek e, yapardık sinirlenince falan hani Merve Aksak gibi. <laughs> Hepimize bir şeyler gösterdi yani o dizide güzel bir diziydi Evet ya Merve Aksa işte Gökçe Bahadır'ın rolü onlar. Doktor. Değil Merve Aksakçılar vardı. Heh, bir de heh. oyacılar vardı Aynen. o dönem. Aynen. oyacılar. Sen galiba oyacı mıydın o zaman? Ben evet oyacıydım. Sen oyacıydın. Hı -hı. Benim böyle kız arkadaşlarım arasında yüzde elli idi Merve Aksakçılar. Baya %50 işte oyacılar yüzde %50 hı hı. güzel ikiliydi onlar da gerçekten. Evet evet gerçekten öyle. yani oradaki kadro da harikaydı. Ha şey diyordum e, denize atlama sahneniz yani vardı. yani o sahne mesela öyle sahneler hı. denk geliyor bazen. Kavak yerlerine de bir apartmandan intihar etme sahnen vardı. Oo. Arkadan böyle çelikteller falan filan öyle tam çünkü 8 katlı bir apartmanın en ucuna geliyorsun. Tabii ve ne ve demek yani. Intihar, yani. Allah korusun kimsenin başına gelmesin. Zor yani. Hı, hı İşte denize düştüm mesela işte giydiriyorlar tabii ki tam teçhizatlı oynuyorsun Üşüme, e Tabii içine için bir falan. sürü denizci kıyafetleri, o balık adam kıyafetleri, üstüne kıyafetler bizim kendi kostümlerimiz. Zaten ben böyleyim. Ben böyle. <laughs> Ama e, hani bazen öyle zor sahneler denk geliyor. E, aksiyon filmi çektik mesela 3-4 sene önce. Kim bu aile diye Cengiz abi, Nurgül Yeşilçay, e, Onur buldu. Orada da aksiyon komediydi o da Bayağı Kore'den bir ekip geldi üç hafta bizi işte çalıştırdılar böyle e, karate tarzı şeylerle <laughs> ve üç hafta çalıştık sonra iki gün boyunca devamlı bizim e, şey grubu stand grubuyla o sahneyi çektik iki gece boyunca yani devamlı işte yumruklar atılıyor bilmem ne mesela bir tane standın burnu kırıldı yani Oo. hani o sana denk gelse tabii ki. Doğru tabii ki yani aslında sizin de hep böyle Oyun için sizin de arka planda sürekli kurslarınız vesaireleriniz e, senaryonun getirisine göre de e, sürekli... E tabii at bilmen gerekiyorsa tabii, at hemen e, gidiyorsun manejde hmm. at çalışıyorsun yani. Yani ya da işte dediğin gibi bir dövüş varsa belki e, tabii. yine aynı şekilde karate gibi birçok e, faktörü vardır arkada. Bence bunlar bile aslında çok kıymetli ya. Yani bir oyuncunun değil mi e, yani sadece hani aslında sete hazırlıyorsun kendini o moda giriyorsun. O yüzden çok haklısın dediğinden dedin ya işten ayrılmışsın gibi o kadar emek ver. İşte. Ayrılsan yine iyi, kovulmuşsun gibi. Ha, kovulmuşsun gibi, pardon, evet, gerçekten. O yüzden tatsız. Çünkü bir yerdesin, bir karakter yaratmışsın, çok güzel oynuyorsun, rol arkadaşların var, oynuyorsun. Her şey çok güzel. Pat rating bitti. Bitti. Ve kovulmak bu yani başka Gerçekten bir şey öyle, evet. Peki mesela böyle geçmişte işte dediğimiz gibi birçok kıymetli karakter var oynadığın. Tekrar böyle deseler ki işte seni şu karakterine tekrar geri olacağız, tekrar o sete gideceksin. Hangi karakterini seçersin? <laughs> senin sorular da güzelmiş. <laughs> E, Tuana yine şeye giderim galiba yani. E, Mahir'e giderim. Mahir değil mi? Tabii, tabii. Orada Aramızda ki Mahir'e giderim. Evet, Mahir. O da uzun sürdü değil mi bu arada? O da 50 bölüm falan sürdü. 50 bölüm. 52 bölüm falan sürdü. E çünkü bazen sabahları veriyorlar, e, evet, izliyorum. Evet. Tatlı tatlı böyle güzel oluyor hakikaten. Yani o bir de eski dizilerde ee, yani yanlış tabii ki cümlede kullanmak istemem ama bu o samimiyeti daha mı çok yansıtıyorduk ya mesela aramızda kalsın da aslında çok yeni de bir dizi ya değil aslında ya aslında mahalle dizisi çok fazla kalmadı eskiden i̇şte, çok fazla evet, mahalleleri vardı istedim. Aynen. bu da böyle mahalle dizisiydi o Hı -hı. işte canım ailem işte bizim aramızda kalsın yani o tarz dizi böyle mahalle kültürünü anlatan dizi çok fazla kalmadı yapmıyorlar artık Yok. daha çok böyle uzun uzun bakışmalar falan böyle. Ya hem öyle hem de şey. Yani mesela o, e, aramızda kalsın da o Bin eee 1000 evinde bir aile yani evde terlik giyiliyordu. Ya yani bu benim gerçekten çok özlediğim bir şey evet. artık. Yani en yani şu anda şey, kalın kalın işte topuklu ayakkabılar, ince topuklar evin içinde o aile düzeni, işte halalarla birlikte yaşamak. Şimdi kim yaşar? Hangi dizide oynatırlar? Ailelerle, Yok. akrabalarla, aile büyükleriyle. Yani eskiden onu e, yani aramızda kalsın da daha doğrusu hem güzel sağlayıp hem de o sıcaklığı çok güzel verdiler bence. O yüzden o noktada da bence başarılı dizilerden bir tanesi değil mi? İyi iyi. 10 evet. sene önceydi tam. 10 sene değil mi? 2014'ün, e, 2013'te başladı. 2014'ün sonunda bitti. Evet. Aralık ayında. Güzel gitmiş gerçekten ve dediğim gibi o samimiyeti verdiği için bence çok kıymetli bir noktada. Peki mesela günümüzde senin de illa takip ettiğin diziler, filmler vardır. Var. Neler izliyorsun mesela? Gerçi şu an yaz sezonundayız. Çok yok ama. Kışın... Valla Mubi'den var. falan izliyorum ben genelde. Evet ben böyle televizyon sonra, dizilerinden mesela takip ettiğim başarılı bulduğum projeler var tabii ki ya yani e, mesela geçen sene kızılcık şerbetinin o son bölümü çok iyiydi çok iyiydi ya, ya kızartma işini hani, istiyor daha çok aha. ben de ara ara böyle göz gezdiriyorum falan ama o son bölüm baya herkesin döküldüğü birbirle çatıştığı yer çok güzeldi e, ondan sonra geçen sene yabancı dizilerden izledim birkaç hı hı. tane ee, o Suyuti izledim falan Ben çok Breaking Bad'i severim Ara ara tekrar onu izlerim falan hı hı. Sever misin Breaking Bad? Yok ben hiç izlemedim desem. Abi izle çok iyidir ya Breaking Bad. Şimdi tamam hemen beni imtiyuz ettiğine göre Senin için başlıyorum bu diziye başla, başla, çok. Gerçekten iyidir. o son Kızılcık Şerbet'i Öyle bir bitirdiler ki Allah'ım dedim ben yaz nasıl geçecek Nasıl <laughs> geçecek ben bu dizi kime, kime ne oldu Gerçi gösterdiler Fatih'in eşi Düşen Kişi ama ha. hani yine de böyle Allah'ım bitmeyecek bitmeyecek bu yaz falan diye düşündüm ne az kaldı bir şey kalmadı artık izleriz beraber izleyelim i̇zleriz. hep birlikte tamam. madem kız arkadaşın izliyormuş hep birlikte izleyelim Olur. merakla Olur. bekliyorum çünkü artık ne olduğunu ee, gerçekten e, hepsi birbirinden kıymetli diziler peki bir eleştiri yapacak olsan eski oyunculardan iyi oyunculardan birisin ee, hani kendince böyle ya şunu şöyle yapsalar biraz fark ettiğim dizilerdeki dezavantajlar bunlar şunu yapabilirim. Şunu düzelseler daha iyi olur dediğim bir şey var mı şu an günümüz dizilerinde? Yani, yeni başlayan oyunculardan belki. E, Gözüne çarpan sıklıkla oyunculukla böyle. Oyunculukla alakalı yeni başlayan. Oyunculukla alakalı da olabilir. Hani ha. bir tavsiye yani oyunculara da aynı şekilde yine aslında. oyuncular yeni başlayanlara tavsiyeler diye söyleyeyim ya, hatta. Yani şöyle aslında çok fazla ya bizim bir çok sezgisel bir iş olduğu için. Ya, tabii ki öyle. Çok fazla tavsiye de kaldıran bir iş değil. Hı -hı. Aslında adamın tamamen kendi içinde bir e, şeyi dışarı çıkartması ve Hı -hı. bunu dürüstçe ve Gerçek çıkartması gerektiği için, Tabii. yani ona çok fazla tavsiye verecek bir şey yok. O zaten içindeyse, o en iyisini oynar yani. Hı hı. Yani ben, e, mesela kendi adıma ben de oyunculuk eğitimi almadım. Hı hı. Ama ben yavaş yavaş setin içinde hani öğrendim. Tamam sana anlattım işte bir kamera önü oyunculuğu diye bir şey gördüm bir buçuk sene. Ama yani bir konservatuarlı değilim. Ama mesela yani yıllar içinde konservatuvardan tanıştığım insanların da mesela o konservatuar yıllarının çok zor geçmesi o hocaların o diktaları, bilmem nelerini falan da çok dinlediğim için. Tabii, tabii hepsi de öyle değildir. Çok iyi hocalar da vardır tabii. Ama yani ben mesela konservatuvarda hoca olsam gerçekten çok rahat bırakırım. Yani sadece kitap derim, bol bol Hı -hı. televizyon seyret. Diksiyon noktası. Diksiyonun güzel olsun, diyalegin güzel olsun yapıyorsan eğer ve gerçekten içten, doğru ve dürüst ol. Yani bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü yani bunun dışında söylenecek bir şey de yok. Çünkü evet. adam kendi sezgileriyle oynuyor. Ya senin bu sezgin yanlış ya. Diyemezsin. Diyemezsin yani. ki abi böyle evet. bir şey yok yani. Gerçekten. O orayı öyle almış öyle oynuyor çünkü. Biraz doğaçlamaya da çünkü müsaade etmek gerekiyor bazen. Her zaman her şey kitaplara, kurallara göre değil mi? Olmaz. Oradaki kişinin içinden ne geliyorsa o sözü yönetebilmek için bazen o da gerekli değil mi? Çünkü doğaçlama. Tabii ki. Orada senin yeteneğini de ortaya koyman gerekiyor oyuncu olarak. Yani. E Ama o da mesela zamanla o rahatlığa kavuştukça Hı -hı. o birden baştan böyle pat diye olacak bir şey değil. Yani... O zamanla oynadıkça oynadıkça her işte de öyle değil midir? Yani tecrübelendikçe daha iyi tabii, olmaya başlarsın. Tabii tabii kesinlikle. Daha her özgüvenli için aynı. Bizim işte de en önemli şey özgüven olduğu için ya yani bizim işi başı zor. Kendini kabul ettirene kadar. Ondan sonra özgüvenin yükseldikçe zaten hani merdivenleri çıkmaya başlıyorsun. O yüzden baştaki insan yani bu işe yeni başlayan arkadaşlara benim söyleyebileceğim şey özgüvenlerini hiçbir zaman düşürmesinler. <laughs> evet. Düşürmesinler. Yani o sonuçta bizim işin yani Göreceli bir iş yapıyoruz ya biz. Hı -hı. Hani Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetti. Evet. Değil mi? Bu doğru bir bilgi. Bu çünkü bir bilgi. Değişmeye. Yani hani değişmeyen bir Hı -hı. bilgi. Ama bizim yaptığımız iş sanatın içinde yani göreceli yani herkese göre farklı. Ee, kimi der ki "Aa bu güzel oynamış." Kimi der ki "Ya ben inandırıcı bulmadım falan." Yani ne diyebilirsin? İkisi de farklı sonuçta yani. Göreceli bir iş yaptığımız için hani doğrusunun çok fazla olmamasından evet. sebepli. ben kendi haline İşiden bırakırdım. Kişiden şey göre esnetilebilen de bir şey. Aynen, yani sadece aslında. özgüvenini yüksek tut. Hı hı. Ve kend, kendi ne oldu yani? Tabii evet, bence bundan daha kıyın, bununla o bu olduğumu zaten gerisi gelir. Aynen Esinlikle öyle. öyle evet. Bir de hep iyi insan olmaya çalışması lazım bence. Evet. Yani ne bileyim, kimseyi kimseyi üzmemek değil de, yani hayatın içinde eğer dürüst olursan, doğru olursan, ama yani şimdi o işte çok uzun sorulardan biri olacak. Yani bunu iki hı hı. saat mesela konuşabiliriz. Yani birilerini kırmamak adına da onların duymak istemediği e, sö söylemezdi. sözleri <laughs> söylememek de yanlış bence. Tabii ki, tabii ki öyle. Yani iyi insan olmaktan kastım ya kimseye üzme falan değil. değil. Ya kendi bildiğin doğruyu tabii ki söyle. Eğer arkadaşın, eşin dostunsa bu. Hı hı. Tabii ki söyleyeceksin yani. Hı hı. Şimdi öyle bir döneme geldik ki ama kimseye bir şey Kırılmasın. söylemeyin. evet Ama yani öyle incinmesin. bir şey de olmaz ki yani dışarıdaki insanlar boşuna psikoloğa gitmiyorlar ya. 6 6 7 seans gidiyorlar ki kendilerini anlatıyorlar. Kadın sana bir laf söylesin de senin hayatın değişsin diye. Kendini e Sen, sen için. de karşındakini insan... için. Aynen öyle. Yani Sen de, de karşındaki insan için bir şey söyledin de artık "Aa bunu niye söyledin ya?" falan filan oluyor insanlar. Senin için söyledim. Tabii. Ya benim hiç umurumda olmaya da bilir. Aksine ben hep duymak isterim mesela. Çünkü bunu söyleyecek olan kişi benim çevremde zaten. Bir şey her insanız sonuçta bizim de hatalarımız Aynen olabilir. Aynen öyle. O yüzden duymak bence her zaman çok iyidir. Tabii orada biraz da söyleme tarzı da çok önemli. Bazıları da böyle iyi bir şey yapıyormuş gibi şey bulmuşken geçiriyor lafları o da ayrı bir konu. <laughs> Hazır aman diyor orta açılmışken hani biraz orada iyi niyet mi kötü niyet mi belki biraz onu da e, sezmek gerekiyor bence ama genel olarak her zaman eleştiri açık olmak ve e, bunu ara ara sorarım ben mesela. Yani hani her yaptığım işle ilgili ya var mı bana bir e, mesela şeyiniz ne denir? E, söyleyebileceğiniz bir şey hani düzeltmem gereken? Bu beni kötü biri yapmaz, eksik biri de yapmaz. Aksine iyileştirmeye çalışan biri yaptığı için Bence bu noktada kıymetli bir yere değindi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Yönetmenimden uyarı aldım. Son olarak şey sormak istiyorum sana. Ee, bir günlüğüne senin hayatını bir ünlü oynayacak deseler kim seçerdin? Bir günlüğüne benim hayatımı? E, e, senin hayatını bir ünlü oynayacak hatta öyle sorayım sorumu. Ha. Kim oynasın isterdin seni? Ferit Aktuğ kim canlandırsın? Valla benim o zaman üniversite yıllarımı biri oynayacak bir üniversite yıllarımı biri oynasaydı. Ve bu kim olsaydı üniversite yıllarımı oynayacak. Aytaç olabilirdi mesela. Aytaç şaşmaz. Hmm, Aytaç öyle. oynasın isterdim benim üniversite yıllarım. Çünkü böyle çok enerjisi, enerjisi falan böyle. O da Manisa'da böyle İzmir, İzmir'e yakın olduğu için enerjisi çok yüksek falan. Hı hı. Yok iyi bir çocuk bir de o oynasın isterdim. Evet, güzel olurdu. Şu an ben üniversite de. yıllarımdan da güzel hikayelerim var. Allah Allah neler neler bak şimdi öyle bir son dakika söyledin yayın bitiyor şimdi biz nasıl dinleyeceğiz bunu var mı anlatmak <laughs> Artık size? o bundan sonraki yayına. E, tamam o zaman öyle yapalım tekrar bekliyoruz ama sen yine spor sonunda bana önden biraz bir şeyler anlatırsın <laughs> tamam. merak ettim. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür ederim, gerçekten çok sağ olun. inanılmaz keyifli bir yayında çok ağzına sağ sağlık enerjine sağlık seni izlemek çok büyük keyif. Her zaman ekranda bugün de burada sohbet ediyor olmak da yine ayrı bir keyifti. Davet için ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür sağ ederiz. Çok e, izleyicilerimize son olarak söylemek istediklerim varsa eğer onu alabiliriz. Kendilerine çok iyi baksınlar. Değil mi? <laughs> Kendilerine çok iyi baksınlar. <laughs> çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok sağ olun. Evet efendim bugün stüdyomuzda çok değerli oyuncu sevgili Ferit Aktu ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bizlerle harika bir sohbet gerçekleştirdi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim i̇yi özel varsın, davetiniz için. Sağ olun. sağ olun. Biz zevkle seni izlemeye, çok sağ doyamamaya devam edeceğiz. Çok sağ Tekrardan teşekkür ederiz. Evet efendim haftaya görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiyle sarılıyorum.